Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye gideceğimi unuttum. Hoş geldin. Akşam Etiler'de böyle restoran, kulüp olan bir yer var. Oraya gidiyorum. Hem yemek oradan kulübe. Azıcık da eğlenelim. Eğleneceksin. Enerji depolayalım. Peki. Limited Edition. Kendin için mi acaba? Ya İngilizcem yok. Ne hiç bakmadım bile biliyor musun? Ne yazdığını bilmiyorum bile. Ne yazıyor? Limited Edition. Yani sınırlı sayıda üretim. Ha, yani, kendim için. Nevi şahsına minhasır. Şöyle göstereyim. Tek tadında mesela bir tane senden bulunamaz. Efendim? Bulunamaz. Sizden de bulunamaz. Öyle tabii ki. Hani yani en güzel benimime de gider o mesela. Yok, hiç bakmadım yani. Şu ana kadar geldiğin rekabet içerisinde sanki kendine bir güven gelmiş gibi geliyor bana. Var mı öyle, öyle bir şey? Öyle mi geliyor? Yo, ben genelde normal hayatımda da hani kendime güvenen bir insanım ama ukalalık derecesinde değil. Rekabet içinde bakarsak... Nasıl görüyorsun kendini? Nasıl? Rekabetin mi? İçinde. Yani şu an için gerideyim tabii ki. Ha. Çünkü biliyorsunuz üç gün üst üste tarz değilsin. Tamam, yıldızlar. Evet, evet. Tabii yıldızlar gidince de ne oluyor? Tabii ki yine kendime güveniyorum ama... benden iyi arkadaşlarım var demek ki. Neredesiniz? Nazlı nerede ya? Ha, Nazlı. Nazlı bugün böyle bir sade arkadaşlarım geldi gözüme. Nazlı neredesin? Başka yok galiba. Nazlı, Almila, Gülay. Ya tabii ki hepsi rakibim ama hani bana daha yakın olanlar. Hmm. Ya Nazlı zaten başlı başına benden daha iyi. Şimdi ben nasıl kendime ondan daha çok güveneyim? Bakıp tabii ki daha böyle diyebileceğin kuvvetli rakip olarak gördüklerinden biri. Peki. Aynen. Soralım bakalım. O zaman Nazlı ile başlayalım. Ben çok beğendim. Yani çok güzel olmuş bence. Günlük, spor, şık, harika. Çok teşekkür bayıldım. Ederim, ben senin tarzını çok beğeniyorum. Tamam, tamam, bugün... tamam. O bana hep söylüyor. Ben de söyleyeyim gidin bir kere. Gidin arkada öpüşün, koklaşın. Allah Allah. Tamam, çok beğeniyorsunuz birbirinizi, biliyoruz. Bazen beğenmediğim şey zamanları da oluyor ama bu, yani tarz olarak, geneli olarak Zeynep'in tarzını beğeniyorum ve bugün de çok beğendim. Çok güzel yani. Çok güzel olmuş. Ay inşallah, ben zaten bugün de alamazsam atlayacağım şu anda ne kadar. Gökçe. Ben de çok beğendim ama onu ben giysem hayatta yakışmaz bana. Sana çok güzel yakışmış. Yakışmış. Teşekkürler. Bana sana da yakışmaz. Niye yakışmaz? Bence çantanı beğenmedim bir çanta tek. Çanta bakma. Bir de çanta, saçın saçın dalgalı olmasaydı, düz olsaydı ya da toplu olsaydı. Bir de bir şey ekleyeceğim. De canım. Yaşım benden büyük olduğu için. İki yaşın aramızda laf olmaz. Yok arkada böyle. Öykü Hanım görüyorsunuz değil mi? Neyse. Yazıklar. Arkada böyle arada böyle kızmana şeylerine böyle pek hoşuma gitmiyor. Gökçe'cim o kadar zor gitmiyor? Duyuyoruz ki. Sesim çıkmıyor neden? Ay ne hoşuma gitmiyor? Arkada diyorum ki abla olarak konuşuyorsun da bazen bağırman, konuşman. İstersen abla olarak konuştuğum konuyu burada yapma, anlatayım. Beni rahatsız ediyor. İstersen abla Nihal olarak... da öyle düşünüyor. Hatta Almira'yla da konuştuk. Gökçe, Lolita'm. İstersen abla olarak arkada hangi konuda sana ablalık yaptığımı söyleyeyim burada ama yaşına yakışmayan yok, bir şey dinledim. Ben de sana ablalık normal yaptım. Söylersen... Şş, Gökçe, Gökçe'nin yanında öyle konuşmayın falan. Normal söylersen daha rahat olun. Bağırarak ya ben normal... konuşunca ben bağırarak rahatsız oluyorum. Konu nedir? Ya böyle hep ortak tanıdığımızı, Zeynep'in, benim ve Gökçe'nin ortak tanıdığım bir insanın böyle saçma sapan bir görüntüsü var. Yani görüntü de değil ya böyle. Benim dinlemediğim bir şey. Ne dinledim ne baktım. Aynen, komik bir anı. Aman dedim bana. Onunla ilgili bir şey olmuştu. Biz de taklit yapıyoruz onunla aynen, ilgili. Aynen, biz de taklit ediyoruz aramızda yani. Ben de Gökçe dedim ya, ama sen daha dedim. 19, 18 mi? 19 yaşında mıydın? 19. 19 yaşındasın. Ben onun büyüğüyüm yani. Ben de o yaştan geçtim. Onun için yanlış yani. Burada hayır, birkaç kişi daha var. Ben de 19 yaşındayım. Sen sus. Sen Gökçe bana 11 yaşında muamelesi görüyor. Ya hayır, onda böyle falan daha bir Lolita duruş var. Kendine benzetme Nihal kızı. Hayır ya, sadece komikti yani. Güldük aramızda. Ya, sanki yani yani benim orada zaten ona. Yani diyorsun ki Gökçe durduk yerde beni azarlayamaz. Hayır, hayır, azar yok. Azar yok. Azarlandığını hissetmiş. Ondan rahatsız oldum ben. Tamam hayatım, o zaman sen git istediğini yap, ben hani burada yani, tabii evet ki benim görevim değil ama ben sonuçta burada sen benim sevdiğim bir insansın.
Hani senin kötü bir şey yapmana inan ki ben istemem. Orada tabii ki kötü bir şey yok ama. Sadece bir de bana söylüyorsun ya, ben kendimi bir garip hissediyorum. Yok, sanki sana söylemedim ki kim var. Almila sen de yaşın küçüktü değil mi? Evet. O da 19. Hepimiz 19 yaşındayız. Tamam. Özden. Pantolonunu sevdim. Çıkar onu bebeğim. Çıkarmayayım. Çıkarma zaten. Ya ben seni beğendim ama bir şey rahatsız ediyor. Ne olduğunu bulamıyorum. O çanta zaten Allah'tan da. O saçlarını bir tepende görmek isterdim. Tişörtünü sevdim. Bilmiyorum. Jüri söylesin. Ben de bilemiyorum. Bir şey rahatsız ediyor. Bulamadığım bir şey. Öğreniriz biraz. Öğrenelim peki, bakalım. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin Zeynep'ciğim. Hoş geldin Zeyno. Hoş buldum. Çok şıksın Zeyno. Sonunda. Sonunda. Ya 3 gündür hasret kaldım ben bu lafa İvan Hanım. Sonunda değil yani, sen baya şık kombin yaptın burada, baya güzel şeyler taşıdın. Ya bu hafta biraz kötü başladım galiba. E suçlusu sensin. Suçlusu benim, kendime kızıyorum. Neyse, her gün mükemmel olamayız. Evet. Bazen hata yapıyoruz, hepimiz insanız. Doğal. Evet. Üzerindeki çok beğendim. Boyfriend kot gayet yakıştı. Çok teşekkür ederim. İncecik bir kemer istedim orada sadece. Ben o biyeler boş sevmiyorum. Kotun üstünde. Evet. Kemer niye takmadım biliyor musunuz? Niye? Yanıma şey yine böyle metalli falan bir kemer almışım. Olmasın. Yok yok. Siyah ay, olmasın, olacak. Deri. Artık ben de daram. Yok yok. Ayakkabı yetiyor o troklar. Kemer çıkarım daha iyi. Ayakkabı yetiyor. Sadece orada bir şey istedim ve at kuyruğu. At kuyruğu. Evet, bu kadar. Onu bilemedim. Ondan işte. Hariç çok şıksın ve... Belki Kemal Bey beğenir. Belki. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Zeyno. Kemal Bey. Urfalı Zeyno. He? Merhaba. Değil mi? Çok güzel pantolonun. Çok teşekkür ederim. Tişörtün. Ben ceketindeki fermuarları sevmedim ama o göze batan bir şey değil. Yine yakışmış tarzına. Çantanı hiç sevmedim. Ayakkabıların müthiş. Teşekkür ederim. Saçlarını ablamın da açık bırakacak. Saçlarını da açık bırakacaktın madem, düz olmalıydı bu tarzda. Böyle dalga biraz Alaturka bu tarz için. Biraz doğal bir dalga yaptım. Doğal değil. Doğal dediğim böyle pis olur. Daha böyle dalgası belli olmaz. Düzle dalgalı arasında bir şey olur. Bu doğal değil. Bir de senin saçın sert bir yapısı olduğu için en ufak bir dalga klasiğe kaçıyor hemen. Ama çok iyi görünüyorsun. Oley! Sonunda. Vallahi gerçekten artık bunalıma girerdim 4. gün. Yani yapacak bir şey yok. Demek ki en ama doğru tarz bir de haftada 2 defa yanlış olabiliyor yani. Evet, belki öyle haftalar gelecek eğer elenmezsem. Belki de 5 gün tarz olamayacağım. Sana bağlı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ay şu saçların keşke ortadan ayrık böyle jilet gibi bir fön olsaydı. Bana hiç yakışmıyor biliyor musunuz öyle? Deneyeyim mi bir sen gün? Sen yap da biz bir görelim bakalım. Tamam. Yani anladık işte, iyisin. Teşekkür ederim. Bir gün yapacağım saçımı öyle. Bekliyorum. Tamam. Hepinizden bir şeyler bekliyorum. Bugün hepimiz arzularımızı söyleyelim. Zeynep için kararlar. Tarz. El sana. Teşekkür ederim. Tarz tabii ki. Tarz. Kuş yok mu? Ay çok istiyorsan kuş uçtu baby. Teşekkür ederim. Üstün 60'lar, altınlı 80'ler. Bu senin tarzın bir elbise değil. Ve çok şok oldum yani böyle kombinlemene. Aa, bu kıza bir şey anlatılmaz. Moda algıları kapalı. Buradaki evet. Herkes senin tarzın olmadığını biliyor tatlı. Hem gözümü yordun, hem mıy 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 kulağımı yordun. Hani resmen kemçirdin. Ben de senden büyüğüm, sen de bunu unutma lütfen. Bağırılmasına gerçekten tahammül edemiyorum artık. Kesme 2 devir sözümü, bitireyim. Ondan sonra yap ne diyeceksin. Sen sakin gel önce. Orada bir Voltron oluşturdunuz. Kıyafetini eleştirip susmak istiyorum ama izin vermiyor.
2 saat ağladım, ağlamamı bitirdim, buraya öyle çıktım. Ağzım, dilim bağlandı, kurudu. Yorum yapamayacağım. Teşekkürler. Ben de bu kıyafete yorum yapmıyorum. Teşekkürler diyorum. Ama bu saatten sonra bu insanlardan hiçbirine ne özür dileyeceğim, ne selam vereceğim, ne de muhatap olacağım. Yalancı, cıvık arkadaşlıkları da kendilerinin olsun. O kadar çok yalan söylüyorsun ki ben artık sana Kürella diyeceğim. Yine aynı mevzu. İstediğiniz iddiada bulunun. Şu andan itibaren hiçbirinize cevap vermeyeceğim. Duymuyorum seni. Kıyafetimle ilgili konuşacağın zaman haber ver. Arkadan da Gandalf'a benziyorsun. Emel Özkızıltaş podyumda.